Karşıdayız, oradaki çöp kalkması lazım. Böyle bir tesisle kalkmıyor karşıdayız. Ne kadar alanlar çıkmayacak bu? 9 lira. 9 lira. Özür dilerim. Buraya çöp transfer istasyonu diyor ama Ahmet de çöp burada. Evet, değerli arkadaşlar. Yani daha sonra çöp işleme tesisine evet. Dönüşüyor. İhale şartnamesinde zaten yani var yani. İlk başlangıçta transfer istasyonu değil mi? Transfer istasyonu olsa bu gene o koku çünkü burada hakim rüzgarlar batı rüzgarları. Buradan eski zaman işte Lidya Otel'e kadar yapacak. Aynen gibi. Yani buradan Cengiz Erzurumbaşkan geçen meclis konuşmasında diyor ki oraya bu tesis yapıldığı zaman herhangi bir koku çıkmaz çünkü çıkarsa herhangi bir şey olursa ben adım Cengiz diyor ben burayı kaldıracağım diyor. Kendi uzun burun katodik transfer istasyonu valinin kestiği 58 bin lira ceza var. Sırf atıklar dışarı çıktığı için. Biz Turgut'taki tesis her zaman bize örnek gösterdiler. Gittik yerinde gördük, dronlarla çektik, videoları çektik. Beraber istedikleri gibi beraber gidebiliriz Turgut'taki tesis. Ben biliyorum Turgut'taki tesis. Dışarı evet. Akan şeyleri de orada görebiliriz. Biliyorum, yani biliyorum. Atık yeri de biliyorum. Kim denetliyor ki yani bunu bana? Denetleme yok da. Yani, aynen. Ya burada şöyle bir şey. Sahili İlçe Belediyesi de Milliyetçi Hareket Partisi, Büyükşehir'de Milliyetçi Hareket Partisi. Farklı partiler olsa, yani sahili CHP olsa, orası Milliyetçi Hareket Partisi olsa sıkıntılar yaşanabilir. Ya geliyorsun, söz veriyorsun. Evet. Seçim öncesi değil mi? Belediye başkanı. Evet. Söz veriyorsun, buraya kurdurmayacağız çöp istasyonu diye. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı da Cengiz Ergün de buraya kurulmayacak diye, başka farklı bir yer bulun diye söylüyor. Niye kuruyorsunuz şu an peki? Neredeler? Yani Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de seslenelim burada. İlçe Belediye Başkanı'na da seslenelim. Neredesiniz? Cafer Bey halkı burada istemiyor. Çöp istasyonu istemiyorum Cafer Bey'e. Nasıl geleceksiniz Cafer Bey halkının yanına bir dahaki sefere? Ve halkı askerle burun buruna getiriyorlar. Çöp transfer istasyonu kurulmasına sizlerle birlikte direnci izin vermeyeceğiz. Tamam. Sonuna kadar buradayız. Başını sağ ol. Ben de sağ ol. Başkana reklam olsun. Evet. Utanmadan bir de o cenazeyi burada rahatsız edeceğiz. Evet. Seçim öncesi geldi başkan burada söz verdi değil mi size? Evet. Gecede söz verildi bize. Gecede söz verildi. Geçin dediler. Vurmayacağız barikatlar dediler. Biz geri çekildik. Evimize gittik. Jandarmalar gene burada. Evet. Biz tekrar geri geldik. Bizim suçumuz ne? Biz herkese güveniyoruz. Herkese inanıyor, söz veriyorlar bize ama hiç kimse sözünü tutmuyor. Ne belediye başkanı tutuyor bize sözünü, ne asker tutuyor bu sözünü. Biz kime güveneceğiz? Nerede belediye başkanı şu an? Yok. Ama biz sabaha kadar buradayız ve uykusuzuz. Ama biz yüzümüzü alıştık. 10 gün yoksa bekleyeceğiz uykusuz burada. Bak arsızsız. Gecenin ikisinden beri buradayız. Bekleyek biz. Üstümüze gıra yağdı. Dedemize. Sizin bu direnişiniz olduğu sürece biz buraya çöp transfer istasyonu kurdurmayız. Hiç merak etmeyin. Adam yemiyor. İnsan yemiyor. Evet. Nasıl geldiniz? Ne yaptık biz sana? Evet. Bir şey yapmadık. Evet. Burada geldi. Gel burada söz verdin seçim öncesi. Değil mi? Geldi. Nasıl geleceğim bir daha Cafer Bey'e nasıl gelecek? Bekirin videoları izlediniz mi? Bekirin videoları izlediniz mi? Konuşmaları izlemişsinizdir. Kadın Sevgi'ye Gratın Dakar daha hala o yolu yapacak. Bekirin ben ona Cumhur Paşa'm diye bağırdım burada. Evet. Bağırdık. Bir daha Cafer Bey hangi yüzde gelecek? Hangi yüzde gelecek? Vallahi zor bir et yani. Hiç merak etmeyin. Vallahi bizim kapımız açık. Onun kapısı kapalı. Duraktan yukarı geçirmeyeceğim onu. Bak su şeyimiz burası bak. Su içtiğimiz. Evet. Allah'ın esirine buraya uygun mu? Tarım arazi. Güzelim tarım arazilerin içinde yani. 300 metre. Herkes alan içerisinde. Herkes burada. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın nereye gidiyoruz sadece? Evet. Bunlar da suyuyla yani bu iki tane su kuyusu tesisin içinde kalıyor. Kalıyor. Biliyorum. Hatta 3 boruna gelen 2 boruyu biz kullanacağız. 1 boruyu köye vereceğiz. Yani köyün içme suyu sıkıntısı da başlayacak bununla beraber. Yani buradan şimdi halk burada. Alanda... Sayın Vekil geldi geleli 2 dönem kazandır dedi. Evet. Hala daha bize hizmet yapacak. Yaptığı hizmet de bu çöp olayı. Müjdesini verdi. Allah razı olsun.
Ya Sahili'nin çöp transfer istasyonuna ihtiyacı olabilir ama yeri burası değil. Burası değil. Hayır, yeri burası. Bu tarım arazilerin göbeğinde, üzüm bağlarının göbeğinde bu çöp transfer istasyonu kurulmaz. Yani yeri burası değil. Sağ ol, farklı bir yere kurabilirsin ayrı. Bir de chat süreci de başlamamış. Yok. Bildiğim kadarıyla chat süreci de başlamamış. Chat süreci yok diyorlar. Evet. Başlatılmamış da. Sayın Vekilim, aslında en büyük sorun biliyorsunuz mahalleler, köyler, köyler mahallelere devredildi. Belediye sisteminin içine alındı. Köyler köy statüsüne çıkarıldı, mahalle statüsüne çıkarıldı. Aslında en büyük sorunlar, halkın yaşadığı en büyük sorunlar burada başlamaya başladı. Evet. Bir an önce bu soruna tekrar yeniden dur deyip, köylüye gerekli değeri verip, köylü milletin efendisidir ibaresinden yola çıkarak, tekrar köy statüsüne dönüp, mahalle statüsüne çıkartılıp, köyün kalkındırma dernekleri, bilmem ne gibi faaliyetlerin geliştirilmesi. O büyükşehir yasasıyla ilgili, evet. Büyükşehir yasasıyla ilgili olan bir şey. Siz burada bu direnişi gösterdiğiniz sürece biz mecliste de Cafer Bey'i defalarca söyleyeceğiz. Yankılandıracağız mecliste de. Sağ olun. Sağ olun. Başta grup başkan vekilimiz Özgür Özel, o da burada olmadığı için gelemedi dışarıda. Vehbi Bakırlıoğlu da büyük bir ihtimalle geçen hafta buradaydı. O da birazdan gelecek. Biz sizin sesiniz olacağız, hiç merak etmeyin. İnşallah. İnşallah. Kavuşmak istiyor ama evet, bir türlü kavuşamıyoruz. Mümkünse o da gelsin. Özgür Başkan'ın programları çok yoğun ama mutlaka... Köyümüzde çöp istemiyoruz. Köyümüzde çöp istemiyoruz. Köyümüzde çöp istemiyoruz. Köyümüzde çöp istemiyoruz. Aferin. Şu anda kalkanlarını çıkardılar. Büyük ihtimalle saldırıya hazırlanıyorlar. Albay bize verdiği söz tutmadı. Yolda mısınız? Vallahi bizi bir daha atamıyorlar. Gençten bir daha tutmayız. Adama ihtiyaç var. Herkes burada bir yere ayrılamıyor. Adama ihtiyaç var. Adama ihtiyaç var. Adama. Yani bir engelleme, yasal olarak yürütmeyi durdurma çıkmadığı müddetçe yapacak bir şey, yani yapacak bir şey yok, onu anlatmaya çalışıyorum ben size. Ama şöyle bir şey, yani katılıyorum size, bak katılıyorum, katılmıyor değilim. Katılıyorum ama bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Yani mahkemeden yürütmeyin durdurulması hususunda bir karar gelmedi. Yani şimdi sen de biliyorsun, hukukçusun, bunlara da anlat. Anlatmaya yani, çalışıyorum ama şimdi... Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burası bir kere bozulduktan sonra buranın tamiri bir daha olmayacak. Ya burası... Yani... Boş arazi gibi görünüyor ama burası... Girdiler mi bitti bu iş komutan. Yani olmaz mahkemesi, biz bunları yaşadık da. Bugüne kadar Türkiye'de birçok süreçte mahkeme kararlarına uymayan şirketleri gördük. O şirketlerin peşinde yaptırımların, halka yaptırımlarının olduğunu gördük. Şirketlere değil de halkın üstüne yürüdüğünü. Şöyle bak, mahkeme kararı herkesi bağlar. Sadece şirketi değil, vatandaşı değil, herkesi bağlar. Yani bu devlet, siz de biliyorsunuz, hukuk devleti arkadaşlar. Hukuk devletinin aldığı kararlara hepimiz zaten uymak zorundayız. Yani eğer ki şirket alınmış bir hukuk kararı varsa, bu sefer sizi bu tarafa edin, biz şirketi durdurduk. Sen kanunsuz bir iş yapıyorsun. Hem demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Çok yanlıyorum. Bak şimdi nerede kanunsuzluk, hukuksuzluk şimdi varsa biz onun karşısında. Ama o zaman onların yaptığı da kanunsuz oluyor. Eğer komutanın şey, kanun, eğer mahkeme, belge yok, mahkeme bitmemiş, abicim, belgeleri yok. Mahkeme karar verdi de onlar yanlış bir şey yapıyorsa... O zaman kazmağa da hakları yok o zaman. Kardeşim siz durun diyeceğiz bu sefer. Ama kazmağa da hakları yok. Mahkeme kararı süreci geliyor. Mahkeme süreci beklemeli lazım onların da. Yok. Şimdi bak, aha avukat, kendi söylesin. Mahkeme sürecini beklemek zorundalar mı? Şimdi eğer önceden şeye haber verselerdi, köye haber verselerdi, yani yasal prosedürü eğer şirket düzgün bir şekilde yapmış olsaydı o zaman beklerdik. Ama yasal süreci onlar yapmadılar. Bu köye muhtarlığa en ufak bir bildirimde bulunulmadı. Şöyle. Yani buraya çöp yapılacağına dair köye en ufak bir bildirimde bulunulmadı. O zaman buraya biz çöp yapılsın, biz ses çıkartmayalım. Olmaz yani, köylü olarak bu ya mümkün değil. Avukat olarak da ben, yapın. Yani ben mümkün değil. Sizin hukuksal mücadelenizin ben hukuksal, yanındayım. Tabii ki hukuksal mücadelemiz devam yani edecek ama buranın doğası bir kere bozulduktan sonra bir daha tamir olmayacağını da biz biliyoruz.
Yani ben şimdi ya o işten anlamam. Ben şimdi ben toprak işi de çok anlamam. Onu da bana sormayın. O anlamadım bir konu. Hiçbir kuyusu yok. İçme suyunu da. Bu toprak suyunu da. Merhaba. Koyunlar güdülüyor. Her şey güdülüyor. Buraya kazmaya giriyor. Yani koyun gidiyor. Üzerinde bulunduğunuz yok. Ben 65 yaşındayım. 60 senedir ben bu yolu kullanıyorum. Ama yol yok deniyor. Bugün başka yol yok mu? Yok.